Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah durumlarınız iyidir. Arkadaşlar ben hastane sağlık ocağına gittim. Dün beni aradılar. İkili kan tahlili için konuşamadım. Kan tahlili için aradılar. Hastaneye gittim. Ondan sonra 3 şişe kan aldılar. Orada da bir kavga çıktı. Yemin ederim video alıp adamı rezil edecektim ama dedim hadi neyse uğraşmayayım. Ya doktora gelmişsin sen. İşte boğazı ağrıyormuş. Doktor ona ilaç falan verdi. Doktora dedi ki bu ne ilacı dedi adam. O da dedi ki işte bilmiyorum şöyle bir ilaç dedi. İşte 10 gün kullanacaksın. Yani boğaz ağrın geçecek dedi. Adam dedi ki antibiyotik yazdı mı doktor? Hayır dedi. Hani antibiyotiklik bir şeyin yok dedi. Antibiyotiği içen hemen bir günde geçiyor ya. Doktor dedi ki ben dedi antibiyotik yazarak dedi hani senin çok fazla bir şeyin yok. Antibiyotik yazarak sana kötülük yapamam dedi. Yok dedi siz dedi benim ihtiyacımı gidermiyorsunuz. Doktor dedi ki ne gibi dedi. Yani hani niye antibiyotik yazmıyorsun? Benim antibiyotiğe ihtiyacım var. Ha doktor resmen doktor yani doktor senden daha iyi mi bilecek yani? Sen doktordan daha iyi mi bileceksin? Doktor dedi ki beyefendi dedi hani memnun değilseniz başka bir doktora gidip antibiyotik hani özel doktora yazdırın. Ama ben yazamam dedi antibiyotik. Hani uygun görmüyorum. Ve onu geçtim. Herhalde sağlık ocağı yazamıyormuş antibiyotik. Ay kız bir kavga çıktı. O ona akar dedi. Ona bağırıyor. Doktor saygısızsın diyor. O ona diyor sensin saygısız. Sen ne biçim doktorsun? Kavga gürültü derken neyse beni hemen aldılar içeri. Bana diyor ki Gülsüm Hanım Gülsüm. Ben hemen daha böyleyim adamlara bakıyorum. Fesatım ya Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar bu video aslında dün Pınar geldi ama ben bugün başlatıyorum videoyu. Kusura da bakmayın. Şimdi benim evimde misafirim var. Dayımın kızı, annemin de babamın dayısının kızı. Onu uyandırayım kahvaltıya gideceğiz. Ne yapacaktım bir de? İlacımı alacağım. Folik asitimi. Zaten bundan sonra folik asit içmeyeceğim. Başka bir şey içeceğim. Öyle bakalım. Her şey normal. Nisan'ın 13'ünde de kuduz aşısı olacağım. Neydi kız o? Tetanoz aşısı olacağım. İşte öyle. Bakalım her şey inşallah hayırlı bir şekilde güzel güzel ilerler arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Bir eğlence mi vardı? Bir şey var mı sizin? O çatıyı kaldır. Üstü boş. Orada bir eğlence var. Hani böyle. Arkadaşlar ben yengemden geldim. Biraz duygusalım kusura bakmayın da. Ya bir tane program var. Hani TikTok'ta falan da görmüşsünüzdür. Rast gelmişsinizdir. Hani resim kayıyorsun. Ondan sonra hani böyle gözlerini kırpıyorsun. İşte sağa sola bakıyor. En sonunda gülüyor. Anneanneme yaptım. Vefat eden görümceme yaptım. Öbür görümcemin de eşi vefat etmişti. Çocukları o zaman daha 1-2 belki 3 yaşında görmemişler yani hiç babasını. Şimdi onu atarken de yani bir duygulandım ki çünkü ilk kez şu an çocukları 11-12 kaç yaşında hatırlamıyorum ama büyükler hani ilk kez babasının göz kırpmasını, gülmesini görecekler. O kadar duygulandım ki yani çok... Ya bugün doğum günüm sözde hiç mutlu değilim. Ya mutluyum çok şükür de yine sevdiklerim yanımda ama çok üzüldüm ya gerçekten bir saattir ağlıyorum kendime gelemedim. Şey söylemek için açacaktım aslında. Nedir onun adı? Nurcan herhalde bana pasta alacak. Bir de almıyormuş. Neredesin dedi. Dedim yengem neredeyim? Eve ne zaman gideceksin dedi. Dedim şimdi birazdan gideceğim dedim. Ondan sonra tamam dedi. Git dedi ben sana kahve içmeye geliyorum dedi. Ben hemen çaktım zaten. Şimdi Nurcan'a ne zaman Nurcan video çek gelirken anlamaz yani. Hani anlar ama yani demek istediğim hani sallar yani kamerayı. Belki ben çekeyim. Hiç iştahım yok. Yani o kadar şeyhlerimiz var. Yani bu sene gerçekten geçen sene de bu sene çok üzücü olaylar yaşadık. Rabbim yaşatmasın bir daha. Hem hamileliğin verdiği bir duygusallık var. Hem insanların yaşattığı bir duygusallık var. Şehitler var. Allah rahmet eylesin hepsine.
Böyle bugün de doğum günüm, çok saçma sapan bir duygular içerisindeyim. Hasan da yok zaten. Çocuklar da olsa. Neyse, her şey insanlar içindir ya. Hayat devam etmek zorunda yani. Öyle de böyle de. İster gül ister ağla, hayat zaten devam ediyor. Mecburuz. Nefes almaya, yaşamaya mecburuz her şey. O yüzden arkadaşlar, yani hayata takmamaya çalışıyorum. Bir de hamileyim. Üzülmemem lazım aslında ama bugün kendimi yıktım resmen. Arkadaşlar, Nurcan aradı. Herhalde geliyor. Ben ona bir kahve yapacağım. Acaba çeksem mi, video çekmesem mi? Yani hatırlamıyorum nereden çıktı. Düşünüyorum. Ama bunlar bir anı. Neyse, ben onu çekeyim. O beni çeksin, ben de onu çekeyim. Şu odanın kapısını kapatayım, biraz şey geliyor, rüzgar. Kırdım. Kapıyı kırdım. Yazıklar olsun. Neyse, ben kahve yapayım, başlayayım arkadaşlar. Geldi. Efendim? İyi ki doğdun Gülsün. Nurcan, videoya da alsaydın. Teşekkür ederim. Dur, o zaman hiç haberim yokmuş gibi başla. Çabuk ama. İyi ki doğdun Gülsüm. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Gülsüm. Canım arkadaşım. Ben niye doğdum ben? Teşekkür ederim. Sana layık değil ama içimden geldi. Evet, bana layık. Teşekkür ederim beni düşündüğün için. Hasan da yok, beni çok mutlu ettin. İyi ki varsın arkadaşım. Sen de iyi ki varsın hayatım. Benim için değerlisin. Seni seviyorum. Ben de seni. Nurcan, bak bu bir kişilik, bari 1,5 kişi alsaydın. Bebek ne yiyecek? Bak, ben anladım senin geleceğini, ben de seni çektim. Nerede çektin? Video aldım şimdi. Beni böyle görüntüle... Döner şarkı edeyim mi? Evet. Her zaman. Güzel ya. Arkadaşlar, biz Pınar'la dışarıdan geldik. Önce gördüğünüz gibi Burger'a gittik. Sonra oradan Burger King'in yani yan tarafında bir mağaza vardı. Oraya girdik. Ne alırsan al, her şey 40 TL. Ama çok güzel şeyler vardı ama bana olmuyordu tabii ki. Ben kendine bir takım aldı. Çok güzel ama altlı üstlü değil. Yani kendi yaptı. Üstü 40, altı 40, 80 ama çok güzel. Hani evin içinde giyinebilmek için bir spor takım. Ondan sonra bana bir tane doğum günü hediyesi olarak siyah çanta aldı. Benim çantam yoktu. Ondan sonra başka ne aldı? Annesine iki tülbent aldı. Ondan sonra biz Elsa'ya gittik kardeşim ayakkabı almaya. Erkek kardeşim var, Samet. Öyle dolandık geldik. Şimdi biraz dinlendik. Çok yorulmuştuk.
Şimdi bir kahve yapacağım ben. Kahveyi yaparken de bir canlı yayın açacağım. İnşallah beni takip edenler girer hemen. Öyle kızlarla bir hal hatır soracağım. Ondan sonra kahve içeceğiz. Biraz daha oturacağız. Sonra zaten geç olur Pınar gider. Ben de öyle annemlere giderim. Öyle. Günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Şimdi sonra en son kapanış yaparken bir şey konuşacağım sizle. Çünkü çok yanlış anlaşıldığımı hissediyorum. O yüzden ona da bir açıklık getireceğim. Evet, ayakta kalmayayım. Çok yoruldum. Şimdi kahve yapalım. Sonra görüşürüz. Doğum günün kutlu olsun. Aha. O bir doktor almışlar. Mersi canım ya. Teşekkür babaya bak. Ben gittim aldım işte. Teşekkür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki doğdun. Doğdun gülsün. Baba. Ye kızın oldu yeni. Gözün aydın. Ben olmadım. Ben neredeyim şu an? Nerede? Hastanedesin. Neredesin? Niye? Sen konuşan. Evet, iyiyim. Postu. Doğru abi benim onu. Tamam. Valla. Allah razı olsun Samitcan. Teşekkür ederim. Meral abla sağ ol ya. Şimdi sen bizi çek. Bir iki tamam. Yürü yürü. Allah. Benim annemim yok da. Hayır. Annem gibi doğum günü olursa çay getirirdim. Hadi benim yok annem için gel beni. Samet'cim şöyle geç bakayım. Üfleme. Böyle etten yap. Tamam. Hemen geldi ben de geldim. Arkadaşlar benim doğum günümde kutladınız hepinizden. Allah razı olsun. Meral abla senden de. Anne sen yap. Pandemisiz. Babam sağlığına kavuşsun inşallah. İnşallah. Amin. Her şey iyi olsun inşallah. 1, 2, 3. Üfle. Teşekkür ederim. Kendileri alkışlıyor. Sağ olun. Dediğin elinizi kesin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dikti. Orada geçti. Bir dakika bakayım. Yavaş yap. Hayır, şimdi. Buraya bu mu? Benden sonra kızım evine şu koyarsın. Teşekkür ederim. Çok önemli. Bu ne? Bunları da Meral ablan alsın. Teşekkür ederim. Çerezi yerim dedi hep beraber. Tamam. Çerezini alsaydın. Aynen sen çerezini. Evin ama evin şey yoktu. Ben sana geleceğiz diye. Ha. Ha tamam. Evin kirleni. Abi kirlense ne olacak? Keşke bana gelseydiniz. Babanın niyetim olmadı.
Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendiniz mi yaptınız pastayı? Ben yaptım. Hı. Sağ olun. Evet, tamam, ama acil vaka saat 5'te. Ama bu nereden aldınız ya? Çok güzelmiş. Manyak ne olursan al kilo. Nerede? Yeni cürcünü açılmış. Nerede? Çamoğlu'nun eski yeri var diye. Mesela sen beni ayağımın içeri sok. Aa, çok güzelmiş kız bu. Sok içeri sok. O bizim orada çok meşhur, herkesin evinde var. Ne bu? Ürünler yeniyor mu? Yenilmiyor, jel. Allah beni çekti. Jel o jel. Mum değil. Bu da ne altı değil mi bu? Ha, yanıyor da mı o jel? Evet arkadaşlar, bugün biliyorsanız benim doğum günüm, 30'a girdim, Rabbim sana geliyorum. Bugün 30 yaşına girdim arkadaşlar. Allah benden razı olsun. Arkadaşlar annem şöyle bir mumluk almış. Çok tatlı ve bayıldım. Yani bayıldım arkadaşlar bu mumluğa. Ama ben bunları yakmayacağım. Kız ben ne kadar safım ha. Gittim bunlara diyorum, bunların kaşıklı... Kaşıkla yesek nasıldır tadım? Çok güzelmiş anneciğim, teşekkür ederim. Bunları da Meral abla almış hediye. Sunumluk böyle. Bunu da ama dur biraz bunu da yollaşayım. Meral abla teşekkür ederim canım. İyi ki geldin. Senin gelmen bile beni mutlu etti aşkım. Mersi. O da Beykoz'da oturuyor arkadaşlar. Hem 500 evlerde 500 mü 700 mü ne öyle evlerde bir evi var. Hem de Beykoz'da var, Tokatköy'de. Allah nasip ederse biz de gideceğiz yazın oraya. Yani Haziran'da falan gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra o almış bunları, sunumlukları. Teşekkür ederim. Böyle bir şeyim yoktu gerçekten. Harika olmuş. Allah razı olsun. Bu çantayı da arkadaşlar değerli arkadaşım Pınar aldı. Dostum, kankam. Şöyle. Çok da güzel değil mi? Dehşet. Ya benim tarzım değil bunlar ama ben şeyim yani, daha klasiğim. Spor klasik ama yine de tabii ki hiç yoktan nedir? İyidir. Teşekkür ederim Pınar. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Bu arada doğum günümü kutlayan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Instagram'dan 1000 tane mesaj. YouTube, WhatsApp. Herkes doğum günümü kutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Kapanış yapmayacağım. Kız kapanışı beni görün. Neyse, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Doğum günümü kutlayan kutlamayan herkesten. Babam da şey yaparken öyle ağladı, biraz gözleri doldu sonra. Kıyamam ya. Ailem de kutladı. Gerçekten Nurcan, sana da teşekkür ederim bir tanem. Sağ ol, Allah razı olsun Nurcancığım. Nesrin, senden de, herkes benim doğum günümü kutladı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şimdilik ben gideyim bir 5 dakika dinleneyim. Sonra kapanışı yaparız inşallah. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. 2 doğdum. Başka neler öğrenmek istiyorsun? 2 doğdum. İki doğdum. Tamam. Biz abimle de... Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugün harika bir gündü benim için. Herkese teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun canlarım benim.